Merhabalar Doğan Kitap okurları. Yanımızda kim var? Sedef Bingül. Sedef Hanım çok ilginç bir kitap yazdı. İsmi Sağlığın Doğru Şifreleri. Şimdi yanımda ve ondan müthiş bilgiler öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sedef Hoş Hanım. bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Çok ederim. güzelsiniz her zamanki gibi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür Işıl ediyorum. ışıl çok güzel. Kitabımın tabii okurlarıyla buluşmasının Değil mi? Ne heyecanını kadar yaşıyorum. ne müthiş bir Evet, şey. evet. Ve öyle kıymetli bilgiler var ki içinde. Çok Şimdi teşekkür ben ederim. 3 yıl boyunca çalıştığım evet üzerinde. biliyorum böyle arkaya bir Evet. neredeyse 1000 sayfalık kaynakça koyduracaktınız ama tabii İstedim yapamadık. ama olamadı. Alanımız dar tabii. Evet. Şimdi böyle kısaca Doğan Kitap okurları için hem de podcast yayınımız için kitabımız neyi anlatıyor? Okurlar bunun içinde neler bulacak? Böyle bir şey yapacağız. Şu Tabii. soruyla başlıyorum. Buyurun. Sağlık meselesinde hepimiz sağlığa takıntılıyız. Medyada her gün bir haber. Şu faydalı, bu zararlı, şu Evet. artıyor, kanser artıyor, bilmem ne artıyor. Evet. Ne oldu? Hastalıklar böyle çığ gibi büyüdü mü? Bilgi alma imkanı arttı. Bundan mı oldu? Sağlıktaki tablo nedir? Bir anlatın bize Evet, kısaca. aslında bir bilgi kirliliği olduğu kesin. Şunu biliyoruz, vücut bir denge ve düzen içerisinde çalışıyor ve çevre ve yaşam faktörleri bu denge ve düzeni bozuyor. Ama biz de aslında düzeltelim bunları diye daha sağlıklı olmak adına da yaptığımız bir takım yanlışlar var. Onları da hesaba katmak gerekiyor bu hastalıkların oluşumunda. Yani sadece bildiğimiz basit bilgilerin çok daha dışında el atılmamış bir takım konuları da burada ele almaya çalıştım. Bunların arasında bilinçsizce içilen haplar, moda trendler, yeni yeni çıkan diyetler, tüm bunlar da var. Ayrıca güzelleşme kuruna yaptığımız işlemler de var. Ben diyorum ki biz bir deneme tahtası değiliz. Evet, kitabın sloganı Dolayısıyla da bu evet, zaten. evet bu şekilde. Dolayısıyla her çıkan yeniliği uygulamak zorunda değiliz. Kendimize göre bir yaşam tarzımız, kendimize göre bir her bünyenin kendine göre olması gereken bir yeme içme düzeni, uyku düzeni olmalı. Sağlığı tabii ki takip etmeliyiz. Bütün alanda, her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki gelişmeleri de takip etmeliyiz. Ancak bize en uygun olanı yapmalıyız. Çünkü herkes için tek bir reçete yok maalesef. Yok değil mi? Evet. Bir de tabii işin sektör yanı da var değil mi? Mesela probiyotikler konusunu okuduğumda sizin kitabınızda Evet. yani son birkaç yılın en moda meselesi probiyotik. Bir takım hekimler diyor ki turşu yiyin kefir için bu probiyotiktir. Bazıları diyor ki yeterli değil haplarını almanız lazım. Aynen. Bazıları diyor ki bu yani müthiş bir sektöre dönüştü. Evet. Hakeza gluten meselesi. Evet. Korkunç milyar dolarlık bir sektör. Evet. Yani bu şeyde sıradan okurun, sıradan vatandaşın kendi sağlığını korurken bir parça bu moda trendlere şey olması Aynen. gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Uygulayabileceğimiz ne var Ne peki? var? Yani Ne var? her Şöyle. şeyin üstüne Şimdi bir atlamıyoruz. kere bağırsakların geçirgen olduğu teorisinden çıktı tüm bunlar. Hatta şey dediler, yani bütün mesele Bütün bağırsağın mesele sağlıklı bağırsaklar. olması. Bakın bağırsakların sağlıklı olması, sağlıklı bakterileri içermesi tabii ki çok önemli. Bunu biliyoruz. Çünkü zararlı bakteriler arttıkça enflamasyon da artıyor ve hastalıklara zemin hazırlanıyor. Ancak bağırsakların gluten gibi bir takım maddelerle geçirgen hale gelip de hastalıklara yol açtığı konusu doğrulanmış değil. Bir teori bazında kalmış. Ama şunu da göz ardı edemeyiz. Gluten zararlı denildikten sonra peşi sıra çıkan glutensiz ürünler Değil ve bunun mi? milyon dolarlık bir pazara neden Raflarda artık oluşuyor. market raflarında şey var, Evet. gluten free bölümleri var. Hatta bu ülkemizde tabii o denli büyük bir sayıya ulaşmasa da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir rakama ulaşmış vaziyette. Halbuki günümüzde yavaş yavaş glutensiz beslenmenin de zararlı olduğu Aa, çıktı. çok enteresan. Ve çölyak hastası olmayanların gluteni tamamen hayatlarından çıkarmamaları Aa, gerektiği, çok kalp ve damar enteresan. hastalıklarına neden olabileceği, obeziteyi arttırabileceği şeklinde beyanlar verilmeye başladı. Bu zaman zaman biliyorsunuz bu tip şeyler çıkıyor. Mesela bir dönem yağsız süt Değil mi? çıktı. Yumurta Bir dönem yenmeyen dönemler yumurta hiç oldu. yenilmedi vesaire. Hep bu tip şeyler çıkıyor. Halbuki insan sağlığı bunları denemek için uygun değil. Bu insanın ömründen alabilecek şeyler.
Bunların içerisinde tabii bir de probiyotikleri çok güzel söylediniz. Sadece probiyotikleri değil, aslında bütün besin desteklerini tartışmak gerekiyor. Çünkü besin destekleri... Besin desteği derken vitamin, vitaminler, mineraller, gene bunların hakkında biraz daha fazla araştırma yapılmış vaziyette. Ama bunun dışında omega 3'ler, alfa lipoik asitler gibi, koenzim Q10'lar gibi bir sürü besin destekleri var. Ve bunlar hakkında yeterince araştırma yapılmış değil. Bazı araştırmalar sadece laboratuvar ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılmış vaziyette. İnsanlar üzerinde geniş kapsamlı yapılan araştırmalar yok maalesef. Dolayısıyla besin desteklerini bu kadar rahatlıkla kullanmamız bizim için tehlikeli olabilir. Ayrıca yine ilaç kapsamında olmadıkları için üretim aşamalarında kontrol edilmiyorlar. Dolayısıyla biz bunların içerisinde hangi aktif madde var ve ne kadar var bilemiyoruz. İnsanlara ne kadarı etkili olur onu da bilemiyoruz. Bu özellikle probiyotiklerde daha da önem kazanıyor. Çünkü söz konusu olan bakteriler. Bu bakterilerin içerisine acaba zararlı bakteriler de yapım aşamasında karıştı mı diye bilemiyoruz. Ve insan bağırsağında alınacak bu şeyin probiyotik muhteviyatı ne şekilde orada yararlı olur onu da bilemiyoruz. Yapılan çalışmalar aslında bu probiyotiklerin çoğunun belki bağırsağa bile ulaşamadan vücuttan atıldığını gösteriyor destek anlamında. Dolayısıyla ben daima doğal olandan yanayım. Kısaca anlatmam gerekirse. Evet, şimdi ona mayalı gelelim. Gıdalar tabii ki probiyotik olarak çok yararlı. Yani mayalı fakat, gıdadan kastımız yoğurt. Tabii yoğurt, turşu, kefir anlamında şey. Fakat şu da var. Bir notu mutlaka söylemek istiyorum. Şimdi bu bağırsak sağlığı için mayalı gıdalar çok popüler hale geldi. Fakat bunları fazla tüketmek de doğru değil. Evet. Çünkü histamin intoleransı diye bir rahatsızlık var. Fazla mayalı gıdayı kaldıramıyor olabilirsiniz ve bu sizde farklı belirtilere sebep olabilir. Baş ağrıları, işte eklem ağrıları gibi. Dolayısıyla çok da fazla da yüklenmemek lazım. Zaten her zaman en yararlı gıdayı bile çok fazla tüketmek zararlı olabilir. Nasıl ki bir çiçeğe fazla su verirsek, çiçek solarsa, kendimizde ne kadar doğal bir maddede olsa aşırı yükleme yapmamalıyız. Sistemin kendi içerisinde yürümesine engel olmamamız, bozmamamız gerekiyor. Bu mesela toksinler konusunda da çok önemli. Toksinleri biz detokslamak için çeşitli klinikler, çeşitli değil yöntemlere mi? Başvurulabiliyor. Halbuki vücudun kendi detokslama sistemi var. Önemli olan fazla yük bindirip karaciğerin bu detokslama sistemine zarar vermemek. Ve bu arada toksin denince insanın aklına hemen çok bilindik son zamanlarda popüler toksinler geliyor. Halbuki mesela botoks da bir toksin. Tam da o konuyu sormayı istiyordum. Evet. Şimdi bir taraftan hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz, uzun yaşamak istiyoruz. Bir taraftan da güzel genç kalmak istiyoruz. Evet. Ve bir sürü yapılan güzelleşmek adına uygulamalar var. Botoks var, meme silikonları var. Siz aynen. Bu konuda da çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. Evet, yani. Çünkü bunların söylenmediğini fark ettim. Botoks şu anda öyle bir duruma geldi ki çekilişle yapılması teklif ediliyor. Oysa bayağı bir toksinden bahsediyoruz. Ve bu toksin sadece yapıldığı yerde değil, vücut içerisinde de hareket de edebiliyor, gidebiliyor. Ve o da karaciğere gidiyor neticede vücuttan yani atılmak için. Yani buramıza botoks yaptırdığımızda o da karaciğere ulaşıyor. Gidiyor. Dolayısıyla mesela botoks yaptırdınız, bari aynı dönemde diğer toksinleri vücudunuza yüklemeye, bir alkolle, bir diğer toks mesela bir dövmeyle. Çünkü dövmede de mesela mürekkep, o mürekkep de aynı şekilde karaciğere gidiyor. Tabii botoksun herkesin yaptıramayacağını bilmekte yarar var. Bazı kas hastalıklarında, kalp rahatsızlığı olanlarda botoks önerilmiyor. Diğer başka durumlarda hastalıklar da var ve yan tesirleri olabiliyor botoksun. Ciddi yan tesirleri de olabilir. Yutma, konuşma, solunum güçlüğü gibi, karın ağrıları, mide bulantısı, grip benzeri şeyler ve bütün bunlar botokstan ileri gelebilir. Dolayısıyla hatta şöyle bir çalışma da var.
alına sürekli yapılan botoksun ele giden sinirlere zarar verdiği. Evet, böyle bir şeyler de var ve başka sinirlere de yayılıp yayılmadığı da bilinmiyor. Çünkü bu neticede felç ediyor biliyorsunuz siniri. O bölgeyi etmesi. O bölgeyi devamlı bu şekilde yapmak. Söylemeye çalıştığım, elbette gençleşmeye, güzelleşmeye çalışacağız. Elbette ki bu nimetlerden yararlanmaya gayret edeceğiz. Fakat bünyemize uygun mu, değil mi? Hangi sıklıkla yaptırmalıyız? Miktarını abartmamamız lazım gibi şeylere dikkat etmek, dikkatinizi çekmek istiyorum. Silikonlu meme implantları da çok önemli. Çünkü burada da maalesef genç kızların da çok erken yaşta bunu taktırdığını görebiliyoruz. Silikon da gene sızıntıyla vücuda yayılabiliyor. Ve başka vücudun başka yerlerine, lenf bezlerine mesela yerleşebiliyor. Ağır metaller içerebiliyor. Dolayısıyla bu emzirildiği zaman bebeğe geçmez deniyor ama bu konuda farklı araştırmalar, çalışmalar var. Hatta silikonlu meme implantlarını maalesef lenfomaya sebep olduğuna dair Amerika'da var. FDA'nin resmen açıklaması da bulunuyor. Bunlar hep benim bulduğum kaynaklar. Çok kolaylıkla ulaşılabilir aslında. Çok, evet, kaynakların bir kısmını kitabımızda yer verdik ama evet. Yani bayağı çok araştırma okuyarak bu kitabı hazırladınız. Peki şöyle toparlayalım mı? Ne yapmak lazım aslında? Evet, yani evet. Biz sağlığımızı korumak istiyoruz. Uzun, sağlıklı bir ömür sürmek istiyoruz. Bedenimizi yıpratmak istemiyoruz. Nasıl bir hayat sürmeliyiz? Bize birkaç tüyo verin. İsterseniz bence bu sohbeti öyle kapatalım. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Size robotlaştırmalarına izin vermeyin. Tamam. Çünkü gerek görüntü olarak, gerekse gidiğimiz işliğimizle, yaşam tarzımızla belli bir sisteme doğru bizi yöneltiyorlar. Daim artık biliyorsunuz bugün tüketici o kadar... Tüketici olmamız gerekiyor bir anlamda. Sürekli tüketici. Tüketici derken şöyle, yani bilinçli tüketici diyelim. Çünkü mesela herkes probiyotik kullanıyor diye destek kullanıyor diye siz de kullanmayın. Herkes vegan oluyor diye siz de vegan olmayın. Sizin bünyenize uygun olan şeyleri yapın. Ayrıca kendi kültürümüze de yakın olan şeyleri yapmak lazım. Çünkü bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bilgiler. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bilim alanında çok ileri gitmiş. Fakat kendi toplumu çok kozmopolit ve en sağlıklı yolları bulmaya gayret ediyor. Aslında 3 yıldır üst üste en sağlıklı seçilen Akdeniz diyeti. Aslında bizim bize yakın. Kendi diyetimiz, bizim kendi kültürümüzde olan bir diyet. Ama biz yine de veganlara, keto diyetlere, bütün bunlara yöneliyoruz. Yapmamız gereken aslında kendi doğamıza, kendi bünyemize en yakın şekilde hareket etmek. Ben buna bir de doğru zamanlamayı ekliyorum. Çünkü sirkadiyen ritim. Nobel ödülü alan çalışmaya atıf yapıyorsunuz. Ve bunun bulunması çok çok önemli bir şey insan sağlığı için. Gerçekten bakıyorsunuz bütün vücut ona göre çalışıyor. Benim de söylemeye çalıştığım beden, zihin ve ruh bir bütün. Dolayısıyla siz hepsini ele almak için, hepsine sağlıklı bir adım atmak için sirkadiyen ritminize öncelikle dikkat etmelisiniz. Onun da biliyorsunuz baş tacı uyku. İyi uyumak, belli bir uyumak, saatte uyumak. Belli bir saatte uyumak ve öğünleri çok düzenli yapmak çok önemli. Şöyle bir noktayı da ele almak isterim izninizle. Şimdi bu aralıklı oruç mesela var, çıktı. Evet. Bunun çıkma sebebi aslında sirkadiyen ritim nedeniyle oldu. Gece pizza yiyen Amerikalılar daha sonra bu sirkadiyen ritmin değeri anlaşıldıktan sonra akşam yemek yememek gerektiğini geç vakitlerde keşfettiler. Bir de baktılar aç kalınca vücut daha güzel çalışabiliyor, normale dönüyor. Fakat bunu abartı noktasına getirip bu sefer de ertesi gün saat 11'e kadar bir şey yemeğini çevirdiler. Siz onu da onaylamıyorsunuz. Onaylamamamın sebebi şu. Bizim ana noktamız sirkadiyen ritimse ve onu bozmamak ise şunu bilmeliyiz. Düzenli yapılan ve dengeli yapılan bir kahvaltı gece uykusunun kaliteli olmasına yol açıyor. Dolayısıyla kahvaltıyı atlarsak aslında gece uykumuzu da etkileyebiliriz. Ertelemiş oluyoruz. Aynı şekilde bir de şu var, zihin sağlığı günümüzde çok önemli biliyorsunuz. Alzheimer da bir tehlikesi var. Özellikle okul çağındaki çocuklarda, daha yetişkinlerde de bugün artık hafıza, dikkat problemleri bu kadar yaygınken kahvaltı etmeyelim nasıl deniyor bilemiyorum. Çünkü kahvaltı gerçekten zihne ve dikkati toplamakta çok yararlı olduğu anlaşılmış. Aslında yine şuna geliyoruz.
Herkes için tek reçete yok. Belki gece hayatı olan, daha geç yatmaya mecbur kişiler hayatlarını bu şekilde sürdürebilirler. Uzun yıllardır buna alışmış olabilirler. Onlara yapılacak tabii ki bir şey yok. Ama genellikle gece kuşu olmamak ve sabah kuşu olmak ve günü dolu dolu yaşamakla daha sağlıklı, ileriki yaşlarda daha sağlıklı olmaya adım atmış oluyoruz. Özellikle 50 yaşından sonra böyle sağlığımızı çok derinden etkileyebilecek önemli değişiklikleri, radikal farklılıkları yapmamakta yarar var. Çünkü gençken gün içerisinde, belki hafta içerisinde, hatta ay içerisinde yaptığınız yanlışlıklar kolaylıkla toparlanabilirken 50 yaşından sonra artık o kadar uzun süreli değişiklikleri kaldıramayabiliyoruz. Oruç tutmak istiyorsak bizim kültürümüzde çok güzel var. Senede bir ay gayet güzel tutulan oruçla, otofaji sistemi de çalışarak vücudumuza yararlı şeyleri de yapabiliriz. Esas olan dengeyi bozmamak. Beden, zihin ve ruh dengesini bozmamak. Bunun da şifrelerini kitabımda verdim. Kitabımızda anlattık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Bütün okurlarımıza da sağlıklı, güzel günler diliyoruz birlikte. Benden çok de sağ çok sağ sevgiler çok hepsine. Çok tatlı bir kitap oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öneriyoruz herkese. Sağ olun.